Denizli'de kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösterdi. Delikli Çınar Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar basın açıklaması okuyarak İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz dedi. İstanbul Sözleşmesi fesli kararının ardından Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar sözleşme hakkımızdır, sözleşmeyi yaşatmaya devam edeceğiz tepkisiyle farklı saat ve farklı noktalarda eyleme geçti diyebiliriz. Denizli'de de saat 17.30'u gösterdiği andan itibaren Denizli Delikli Çınar yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi önündeki alanda Denizlili kadınlar toplanmış durumda ve farklı sloganlarla eyleme dair desteklerini çıkartarak, desteklerine devam ederek İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatmaya kararlıyız dedi. Ve bu eyleme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da dahil oldu. Detayları az sonra izleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname ile Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Karar kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanırken Türkiye'nin birçok kentinde eylemler yapıldı. Denizli'de de kadınlar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda basın açıklaması yaparak İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösterdi. Biz kadınlar nasıl ki yaşamdan vazgeçmedik, İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz. Şimdi hep birlikte vazgeçmediğimizi bir kez daha söylüyoruz. Hayatlarımızdan vazgeçiyor muyuz? Hayır! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da kadınlarla birlikte eyleme katıldı. Kadınlar hakkımızdan vazgeçmiyoruz diyerek İstanbul Sözleşmesi'nin önemine vurgu yapan konuşmalar yaptı. Kadınlar artık susmayacaklar, susmayacaklar, susmayacaklar. Eyleme katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca Ege TV mikrofonlarına konuştu. Haklarının geri iade edilinceye kadar kadınların durmayacağının altını çizdi. Bir gece yarısı operasyonuyla kadınlardan korkan zihniyet ve gidişinin kadınların elinden olacağını gayet yakından bilen zihniyet itiraz edilmesin, tepki verilmesin diyerek bir gece yarısı operasyonuyla uzun süren kadın mücadelesinin eseri olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir anda feshetti. Oysa ki İstanbul Sözleşmesi Anayasa 90'a göre kanun hükmündedir ve ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesiyle feshedilebilir. Bugün ortadaki durum şudur. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi yani yasamanın iradesi hem de hukuka karşı bir darbe girişimidir bu. Ancak hepimiz alanlardayız. Bugün birçok ilde aynı benzer durumlar. İstanbul Sözleşmesi hukuken yok, alınan karar hukuken yok hükmündedir. Bizler tanımıyoruz, tanımayacağız. Çünkü kadınları bu şekilde zapturapt altına alamazsınız. Kadınlar elde ettiği haklardan, İstanbul Sözleşmesi ile elde ettiği haklardan asla vazgeçmeyecek. Dün gece ne oldu? Dün gece Özgecan bir kez daha öldü. Dün gece Denizli hemşerimiz Hafize Kurban bir kez daha öldü. Dün gece Emine Bulut bir kez daha. Burada ismini sayamadığım, bugüne kadar erkek eril cinayete kurban edilen tüm kadınlarımız bir daha öldü, tekrar öldü. Artık bu saatten sonra bundan önce katledilen kadınlarımızın sorumluluğu onların üzerinde olduğu gibi bundan sonra hem şiddete hem cinayete kurban olacak olan tüm kadınlarımızın vebali de sarayın omuzları üzerindedir. Tüm kadınlar yan yana omuz omuza bizlere dur dedikçe, bizleri budamaya, bizleri yok etmeye çalıştıkça daha da güçleniyoruz, daha da güçleneceğiz. Saraydaki zatı oradan kadınların birleşmiş ve örgütlü gücüyle indireceğiz. Şunu da açıkça ifade edeyim. Buradan tüm kadınlara sözümüzdür. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında İstanbul Sözleşmesi geri gelecek. İstanbul Sözleşmesi en etkin şekilde uygulanacak. Ve bu zalime İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek için tüm mücadelelerde tüm kadınlarla beraber omuz omuz olacağız. Peki bundan sonra ne olacak? Eylemler devam edecek mi yoksa bu ilk günün tepkisi mi? Bence eylemler istikrarlı bir şekilde devam edecek. Ta ki İstanbul Sözleşmesi'nin fesline ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı geri
kapanıncaya kadar devam edecek ve her geçen günde güçlenerek devam edecek. Eyleme katılan kadınlar sloganların ve konuşmaların ardından oturma eylemi yaptılar. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan yaptığı açıklamada Nevruz Bayramı'nın baharı müjdelediğini belirtti.